kimse sizlerin kimsesi, sizsiz yılların sisi olacağız demişti ama maalesef olamadılar. Bu yönden de evlerimizi elimizden bir yerde zorla alıyorlar. Sürecin başlangıcı 2012 yılında alınan bir bakanlar kurulu kararıyla Gaziosman Paşa'nın yarısına yakın alanı riskli alan ilan edildi. 2013 yılı Ocak ayında da resmi gazetede yayınlandı bu riskli alan kararları. Ve bu süreçle birlikte sürecin içerisine daha fazla girmeye başladık. Bir takım bilgilerimiz vardı. 2012 yılında çıkartılan bu 6306 sayılı yasadan ötürü mağduriyetler yaşayacağımızı, bu yasanın halkın yararına bir yasa olmadığını, müteahhitlerin istekleriyle çıkartıldığını, meclisten bir takım iktidar ve muhalefet partisi milletvekillerinden haberlerini alıyorduk. Biz ona dava açtık. O dava devam ederken ikinci bir riskli alan tekrar ilan edildi. Yine ona dava açtık. Bunun davası sürerken 1/5 binlik, 1/1000'lik planlar yapıldı. Planın biri sürerken biri derken böyle tabiri caizse dava manyağı olduk. Yani ondan ona sürekli mahkemelerde koşturmaya başladık. Bizim böyle bir yıkımlardan, yani olacağından hiçbir şeyimiz yoktu. Bunların çıkması bizi zaten bir şok etti. Çünkü niye? İtölenen, ötelenen bir insanlarımız var. Roman, çingene olduğumuz için de daha çok itelendik, daha çok şey yaparız yani böyle bir yerlere şey yapın, kolay biri giremeyiz. Bizim istediğimiz bu insanları böyle değil de serbest müteahhite verelim, kendimiz verelim. Veyahut da bunların tamir, onarım, güçlendirmeyle bu yerlerinde kalmasını istiyoruz biz bunların. Yoksa bu insanların buraya 300 bin lira, 400 bin lira bir de bankadan faiz alacak da verecek bir durumları yok. Bu insanlar bu durumdayken bu insanları bunu yapmak sulu kuleyi dağıtmak gibidir. Kağıthane'deki Yahya Kemal'i dağıtmak gibidir. Küçük Bakkal köyündekileri dağıtmak gibidir. Şimdi bu insanları dağıtıyorsan o zaman senin devletliğin nerede kaldı? Hani fakir fukara, garip kurava, tüy bitmiş yetimin hakkı yenmeyecekti? Bize hiç sorulmadı, bizden hiçbir fikir alınmadı, istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Resmen gelip bizim evlerimizi zorla elimizden alıyorlar. Memnuniyetsizliğimiz buradan. Kentsel dönüşümün bize zararları bu. Biz kentsel dönüşüm istemiyoruz. Ama kimse bize sormadı. Yerimizi biz alacağız. Size vereceğimiz küçük dairelere sıkışın kalın. Yani bize göre yaşam tarzı değil. Daha önce kentsel dönüşüm açılışında Cumhurbaşkanımız aşağıdaki yaptığı konuşmada bile dedi ki Belediye Başkanı Erhan kardeşime buradan sesleniyorum. Buranın halkının ayağının toprağa yakın olmasını ister. 1+4 ya da 1+5 olsun. Sakın ha ola ki projelerinizi 10-15 kat üzerine yapmayın. Hatta profesörler burada çevre incelemesi yapmaya geldikleri zaman daha sonra göreceğimiz inşaattan oradan geçerken birisi dedi ki burası şey değil mi dedi, dere yatağı değil mi dedi. Evet hocam öyle dedik. Bu adamlar dedi deli midir nedir dedi, dere yatağına ev olur mu dedi. Şu anda işte yükselen konutların bulunduğu yerler. Geçen gün Bursa'daki sel baskını biliyorsunuz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oraya gitti ama oradan ondan 2-3 hafta önce bizim buraya incelemeye geldi. Orada şunu söylüyorum. Dere yatağının kenarına ve kıyısına ev yapmak büyük tehlikelidir. Tehlike arz eder. Ama gelip gördüğü yer, yapılan inşaatlar dere yatağının ne kıyısı ne kenarı tam ortası. Aynen. Evimizin gerçek değerini vermiyorlar devlet. Bizi mağdur ediyorlar. Mağdur ediyorlar. Yani mağdur kaldık. 2 katlı evimiz var. Bize bir tane daire veriyorlar. Bir tane daire veriyorlar. Yani resmen dışarıda bırakmak istiyorlar bizi. 125 bin TL bir ücret verdiler 2 katlı daireye. Yani biz şu an böyle bir şeyi bulmaya çalışsak 125 liraya alamayız. Bir tane daire olmuş 300 milyar. Ben neler gördüm bu
75 senedir bu Gazi Osman Paşa'dayım ben. Devlet burayı boşalan gösteriyor. Nerede bina nerede vardı? Dairemiz iki katlı, iki elektrik, iki su. Devlete her ay elektriğimiz, sularımız ödeniyor. Yeşil alan gösteriyor devlet. Ve burayı boş alan gösteriyorlar. Devlet burayı boş alan gösteriyor. Kaç sene oldu biz buraya gelelim? Bir daire kaç para olduğunu sordun bir ya. Bir daire kaç para biliyor musun? Dairesine göre en aşağı 300 lira. 300 liradan aşağı en aşağı 300 liraya da vermezler yani. Ha. Çadır bile alamayız o verdikleri parayla. Çadır. Devlet izin verecek mi orada çadır kuralım? Çöplerden orada topluyoruz. Geçimimi sağlıyor. 10 tane torun var. Çocuklar evli, 10 tane torun var. Apartman arasına ya da başka bir yere taşınsanız, buralar satılsa. Sürdüremeyiz. İşimiz köye gitmek olacak. Köyümüze gideceğiz. Devlet hakkımızı versin, köyümüze gidelim. Ayda ben 500 lira aidat parası veremem. Veremem yani. Aldığım emekli maaşı nasıl vereyim ki? Siz söyleyin. Ayrıca kullanmayacağım bir havuza. Niye para ödeyeyim? Benim arabam da yok. Tabii bunlar gerekli şeyler. Bunları ben şey yapmıyorum, hani inkar etmiyorum, yatsımıyorum. Tamam, olması gereken şeyler. Ama evini korumak isteyenlerin de fikrini al. Her yer bembeyaz. Şey, toz. Çamaşır da sanıyorum. Hiç, ben bir hafta da atamıyorum. Az az yıkıyorum makinede. İçeride kurutuyorum çamaşırları. Hani camları da böyle yukarıda da açıyorum camın bir tarafı oturma odasından. Bir tarafı da camları içiyor. Ama nasıl aralardan giriyor gene oğlum bütün. Hani tozun girmediği yer yok. Gel bir soru yap. Bana dediler ki burayı yıkacağım. Ben sandım ki bizim arabaya yol açacaklar, yer açacaklar. Bütün ağaçları yıktılar, kestiler. Burası taş ocağı yaptılar, çiller yaptım ama evimiz taş toprak doldu. Nefes alamıyoruz. Gerçekten nefes alamıyoruz. Verdiğinize pişman oldunuz. Evet, pişman oldum. Keşke de bırakmasaydım. Asma ağacı vardı, çiçekler vardı. Ben bilseydim mi bırakmayacaktım. Bana dediler ki malzeme getirip koyacaklar. Ben bilmiyordum ki bu taşları getirip koyacaklar. 7 seneden beri çeşitli defa yazılar yazmamıza rağmen molozlar o şekilde duruyor ki takdir edersiniz bunlar büyük ölçüde asbest tehlikesi yaratıyor ki ben solunum yolları hastasıyım. Benim için mesela büyük bir tehlike var. Benim gibi bir sürü insan için tehlike var. Sağımdaki yıkıntı, solumdaki yıkıntı benim nefes almamı engelliyor ve benim gibi birçok insanın. Camı açamıyor, kapı açamıyor. Hepsi var. Pislik diye pisliğin içinde yaşıyor. Ne istersen var, şunlara bak. Oradan arka taraftan eve hamam böcekleri geliyor. Sözde yüksekte oturuyor. Ama hepsi var evde. Cam açsam toz toprak. Bunlar gece saat 3'e 4'e kadar çalışıyorlar. Gece 2.30'da çalışıyorlar. Geçen gece uyumanın imkanı yok. 2.30'da bir baktım beton atıyorlar. O zaten mıcır makinesi berbat sabah bir şey. Ha, 4'e kadar çalıştı. Ben uyumadım o gece. Sabaha kadar bekledim bakalım nenin nesi iş. Bir baktım işçiler tepede. Saat 2.30'da millet işe gidiyor. Kimse gelip sormadı. Kimse gelip sormadı. Dedim böyle böyle de dediler ki Şehircilik Bakanlığı hani Cumhurbaşkanlığı şeyinden olduğu için dediler hani binayı yapanlar. Onun için gelmedi dediler. Ölçü almaya falan geliyorlar bunlar. Birkaç komşu çağırmışlar. Ölçü de nereden oluyorlar? Kirişlerden. Kirişler var ya, kirişlerden. Diğer yerlere balkonu sayma, mutfağı sayma. Kardeşim 120 metrekare aldı, 60 metrekare. Sen ne vereceksin bana? 60-100 verdin. 40 daha borçlandıracağız. Yok ya, niye olur? Kusura bakma yani. Buranın bütün altyapısı o. Dere ona gidiyor. Derenin içinde miydik çocukken? Biliyoruz o dereleri. Şimdi o derenin üstünü kapattılar. Konteynerları koydular. Şu anda konteynerlerin altında dere. Geçen yağmurda ne kadar bu bayırdan giden yağmur varsa hepsi oradaydı. Eğer bir kentsel dönüşüm yapılacaksa
Kardeşim isteğine yap, 10 katlı yap, 5 katlı yap ama yasada şey de var, yani tamir, onarım, güçlendirme var. Atıyorum 3 yıllık evi neden yıkarsın? Eğer amaç gerçekten deprem ise adam evini depreme uygun yapmış, 3 katlı bina yapmış, şımşıkırdak bina. Madem amaç depremse 3 yıl önce yapılan binayı neden yıkıyorsun? Ama yıkıyorsun çünkü onun yerine 15-20 katlı yer dikeceksin. İnsanları tabut gibi iç içe sokacaksın. Erzak dağıtmaya geldiler. Bulamadılar insanları, evde bulamadık. Telefon ediyoruz. Diyoruz ki panoramanın önüne gel. Panorama, ya Alex Panorama var burada biliyor musun? Neresi orası diyor. Bak 3 sene oldu burası kuruladım. Şadab'ın evinin önüne gel dedikleri zaman diyor. Ha Şadab tamam geliyoruz oraya. Şu anda geçtiğimiz olduğumuz bu boğaz planlarda yol olarak 7,5 metre artı kaldırımlar görünüyor. Ama şu anda 7,5 metre yok. Bir kent hayatının oluşumuna bak. Evleri çekiyorsun. Hemen hemen her evde birkaç tane ağaç var. Böyle bir şehir hayatı. Bunların hepsini yok ediyorlar ve şu temin yukarıda gördüğün Sarıgöl Kent Konutları, Haliç Panorama, Yıldız Park Konutları arkada ve gördüğünüz burası Sarıgöl Yeni Doğan Kentsel Dönüşüm birinci etap projesi adıyla bilinen yer. Benim tanımlamamla da burası mezar evleri oluyor. Mezar görüntüleri var burada, mezarı izleyebiliyorsun. Tapu alma haklarımız olduğu halde tapuları da vermiyorlar. Bu yönden de çok rahatsızız yani. Verdikleri sözü tutmadılar bize göre. Çünkü yani bunu defalarca okuduk. Gazetelerden olsun, Facebook'lardan olsun, bunları hep duyduk basından da. Kimsesizlerin, sessiz yığınların sesi olmaya geldik dediler. Daha da bunu biraz daha uzun söylediler ama benim aklıma gelenler şimdi bu kadarcık. Teşekkür ediyorum ama lütfen bunu bir tartsınlar yani. Bunun bir de ahiret sorusu olacak yani. Bu sözlerin verdiği verilen sözler bir de ahirette bunları dilecek. Sen bu sözleri verdin. Hizmet diye geldin. Hizmeti eziyete çevirmeyin. Çevirdiniz. Teşekkür ederim.